Arkadaşlar Soruları merhabalar. Üçgende benzerlikte yeni nesil sorular yapacağız. Yeni nesilleri yine en baştan uyarayım. Konunuzu güzelce çalışıyorsunuz. İlk anlattığım videolardan sonra arkadaşlar kendi testlerinizi temel düzeyde çözebilirsiniz. Problem yok. Temel düzey, orta düzey, Birey B tarzında işte elinizdeki Karekök bilgisayar ne varsa böyle aşırı derecede kolay olmayan seviyedeki bir kitabı çözdükten sonra evet artık benim yeni nesillere geçip daha doğrusu önce hedef olmayanları çözüp sonra da yeni nesile geçebilirsiniz. Bu düzende giderseniz biraz daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Biz başlayalım şimdi sorulara. Aşağıda aynı zemine dik 2 tane dikdörtgen verilmiştir. Birisi 1 bir numaralı, birisi 2 numaralı. Gölge boyları gösterilmiş arkadaşlar. Bir tanesinin gölgesi 8 metre uzunluğunda ama 4 metrede duvara yansımış. Diğerinin şeyi de nedir onun adı? Gölgesi de 4 metre normal kısa kalmış. Birinci dikdörtgenin uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Haliyle arkadaşlar burada güneş tabii ki e, yukarıdan geldiği için ışık kaynağı artık neyse. Ne yapacak? Şöyle bir ışık kaynağı gelmiş. Burada böyle bir gölge oluşturmuş. Aynı ışık kaynağı burada nasıl bir gölge oluşturmuş? Normalde duvar olmasaydı aslında yer olarak düşünün. Bunu böyle uzattığımız zaman şurada bir yerde bitecekti gölgesi. Ve bu bize biraz benzerlik getirdi. Fark ettiniz mi? Soruları ne yapıyoruz da bu arada? Her zaman dediğim gibi yeni nesil ve hedef 10 önce öncesiz uğraşıyorsunuz, sonra benden dinliyorsunuz. Bakın burada bir benzerlik var. Şimdi gölge boyu aslında ne olmuş? Boyunun iki katı. Haliyle arkadaşlar, bu ışınlar yukarıdan geleceği için ve ikisine de aynı açıyla geleceği için haliyle ne olacak? Aslında birincinin iki katı kadar burada olacak. Peki nasıl? Hemen görelim. Şöyle bakın benzerlik yardımıyla. Şöyle bir üçgen bakın aslında burada oluşuyor. Burası 90 derece, burası da 90 derece. Yere dik çünkü. Burada bir numaralının uzunluğu bilmiyoruz. Şurası 4 metre. Burası 8. Burayı da bilmiyoruz. A. A demeyeyim hatta kesirlerle uğraşmayalım. 2A diyelim. Ne dedik? Açıyla, aynı açıyla geldiği için arkadaşlar doğal olarak gölge 8 artı 2A ise kendisinin boyuna ne kadar olmak zorunda? A artı 4. Bunu nereden yardım alarak söylüyorum? Buradan yardım alarak söylüyorum. Böylece A artı 4 bunun kendi boyu. Temel benzerlik 4 bölü A artı 4 eşittir 2A'nın 2A artı 8'e oranı. Bunlar sadeleşti 2. Bu ikiler sadeleşti. Buradan bakın A4 yaptı. A4 olduğuna göre kendi boyu demek ki 8 metreymiş arkadaşlar. Evet bu şimdi aslında bir grafik problem sorusu gördüğünüz gibi haliyle ne yapacağız? Ben normalde problem yöntemiyle evet çözebilirim bunu. Ama şu an konumuz geometri ve hatta benzerlik. Ben size bazı grafik sorularının benzerlikle çözülebildiğini aslında bunu analitik geometri testimden aldım bu arada analitik geometride de grafik soruları sorulduğu için ben orada da şunu diyorum arkadaşlar analitikten veya işte fonksiyondan falan hani abartmaya gerek yok. Normal siz yeri geldiğinde geometriyi kullanın diyordum. İşte burada onu yapacağız. Kaç yıl sonra olduğu belli değil. T yıl sonra işte hatta renkle de gösterelim. T yıl sonra arkadaşlar şimdi bu kırmızı olanın boyu rengimi şuradan alayım. Kırmızı olanın boyu arkadaşlar böyle bir yere gelecek. Sonra mavi olanın boyu da işte aynı yılda şöyle olacak. Böylece arkadaşlar hangi yıl olduğunu bilmiyorum X. yıl olsun. Burada bakın paralellikten dolayı fark ettiniz mi? Kelebek benzerliği oldu. Şurası 2 birim. Sonra arkadaşlar burası da aralarındaki fark kaç? 6 metre. Sonuçta birinin boyu y metre ise öbürünün boyu y eksi 6 olacak ve aradaki 6 metre olacak. Böylece kelebek benzerliğinden 6'nın 2 oranı nedir? 3. Demek ki şurası T ise burası arkadaşlar 3T. Bunun bize faydası ne? Karşılıklı oranlar aynıdır. Burası 5 metre olduğundan burası da o zaman arkadaşlar 15 metre olur. 5 15 daha 20. yılda problem yöntemiyle ya da denklem kurma yöntemiyle yapmadan böyle benzerlikle yapabildiğimizi görüyoruz böylece. Olmazsa olmaz katlama soruları tabii ki veya kesme, yapıştırma soruları, birleştirme soruları. İki tane bakın mavi ve pembe üçgenler verilmiş. Bu dik üçgenler altta bu verildiği şekilde üst üste denk gelmiş, birleşmiş. X'in Y'ye oranı nedir diye soruluyor. Şimdi burada neyi görmemiz gerekiyor? İkisinin de şu kısımlarının boyları aynı. Ve bunlar eşit eşit ya, aslında sana şöyle yardım ediyor. Şimdi mavi olanın tam ortadan ikiye bölersen 5-5'e beş ayrılır. Ama öbürünün de eşit olması için burası 5 olur. Demek ki şu kenarı arkadaşlar yatırmışız böyle buraya haliyle ne olmuş? Şu kenar aslında 8 birim olan olmuş arkadaşlar. Ve yine buradaki kenarda zaten bu ikiz kenar olduğundan 10 santim. Şimdi bunları niye söyledim? Şu mavi ile gösterdiğimde orta tabandan dolayı buraya harf vereyim. AB diyelim. AB uzunluğu arkadaşlar orta tabandan 4 olur. Yine yukarıya o zaman ne kalacaktır? Toplamda 10 santim olduğu için bu mavinin iki kenarı da 6 kalır. Gelelim şimdi bu e, şu orta tabana yeşille göstereyim. Bakın bu 10 ya haliyle orta tabandan şu kısım sadece şurası ne olmak zorunda? 5. Çünkü onun yarısı kenarda da göstereyim bakın. Çok aslında basit orası böyle böyle 10 mecburen 5. Yukarı taşan kısmı 8 olması için 3. Yani x'e de ne kaldı bu yüzden? 3. 8 santimde bakın diğer o pembenin kenarı. Böylece arkadaşlar burada bir kelebek benzerliği paralellikten dolayı 6'nın 3 oranı 2. X'in y'ye oranı soruluyor soruda 1 bölü 2 gelmiş oldu. Zor bir soru değil dikkatli olmak yeterli. Sınavda da zaten hani hemen hemen her soruya zor demek açıkçası olmaz. Dikkatli olmak gerekiyor yani. Buraya geldiğimiz zaman da benzerlik her konuda var. Hatta biz sizinle dairede alan yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Orada da yapıyoruz. Çalışanlar, görenler bilir 11. sınıftan. Dairelerde de benzerlik var. Dikdörtgende de karede de benzerlik var arkadaşlar. Dikdörtgenin benzerliği nedir? Hemen söyleyeyim. Mesela bir dikdörtgenin bu kenarı 8, bu kenarı 16 olsun. Başka bir dikdörtgen olsun tamam mı? Bu kenarı 4, bu kenarı 8. Bunlar benzerdir. Neden? Kısanın uzun oranı 1 bölü 2, kısanın uzun oranı 1 bölü 2. Bu şekilde. Zaten bunların açıları aynı olduğundan kenarların oranı aynı olması lazım. Şimdi burada en boy oranı söylemedim. En ve boy oranı aynı kalacak şekilde küçülerek ekranın üçte birini kaplıyor demiş. Eninin boyuna oranı nedir diyor. Şuraya x diyelim, buraya x diyelim, buraya x diyelim. Şu n'e de y diyelim. Şimdi arkadaşlar burası y oldu, burası 3x oldu kısanın uzun oranı y bölü 3x ise o zaman diğerinde de yine kısanın uzun oranı x bölü y olacak ve bunlar aynı orana sahip olacak. Böylece x kare 3x kare eşittir y kareden kök 3x eşittir y olmuş oldu. N'in bo boya oranı soruluyor. Yani x'in y'ye oranı soruluyor. Bundan dolayı 1 bölü kök 3 geldi bakın bunun cevabında. Geldik 5. soruya. Burada bize bir üçgen verilmiş. Mavi üçgen. Mavi üçgen arkadaşlar belli bir açıyla döndürülmüş. Onu söylememiş. Şöyle bir alfa açısı kadar döndürdüğünüzü düşünün tamam mı? Şimdi bunu döndürdükten sonra A noktası nereye gelmiş? Bakın A üssü noktasına gelmiş. C etrafında döndürdüğümüz için C sabit. B noktasına da dikkat edin. Buradaki B üssü noktasına gelmiş. Döndürmede ne önemlidir arkadaşlar? Uzunluk asla değişmez. Bu yüzden Soruda aslında şuna odaklanmak gerekiyor. Bakın şimdi sorunun bence en önemli noktası şu. Böyle bir AC var, tamam mı? Şöyle, şunu düzgünce bir, bu da yani enteresan ya. İlla şuradan açsana. Böyle CA'yı göstereyim. Döndürdüm buraya geldi. Uzunluk değişti mi? Hayır. Bu yüzden arkadaşlar sorudaki en ciddi nokta işte burası. Bunu gördükten sonra daha rahat hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir x açısı diyelim. Buraya da x açısı diyelim. Şimdi dikkat. Burası a açısı x oldu mu artık? O zaman döndürdüğünüzde a açısı değişmeyeceğine göre yine x. Bunun bize faydası ne biliyor musunuz? Soruda arkadaşlar z'den dolayı x'i göreceğiz. Bu arada hep söylüyorum ama kusura bakmayın. Yani lütfen sorulara önce uğraşın tamam mı? Çünkü bu sorulara önceden bakmanız gerekiyor. Ben bir daha bakın soruyu tek tek okumuyorum da direkt çözüme dalıyorum. O yüzden bilerek yapıyorum yani bunu. Biraz görmenizi istiyorum çünkü. Burada da bakın paralel olduğu için tabii ki böyle x yazdım. Ve kendiliğinden ABC üçgeni ikiz kenar geldi. Çünkü C üstü açısı x ise C de x'tir. Haliyle bize AA üstünü 8 A üssü B'yi de 4 vermiş ya, bunun iki kenarı da 12 oldu bu yüzden B üssü C 12 oldu. Bak paralellik kelebek benzerliği artık 4 bölü 12'den 1 bölü 3 demek ki şurası A ise burası arkadaşlar 3A. Bu arada zaten BC'nin ne olduğunu biliyorum 12. 4A eşittir 12 olduğundan A 3 oldu. BT uzunluğu soruluyor. Burada yine aynı şeyi yapabiliriz çünkü o da aynı durumda ikiz kenar olduğu için arkadaşlar. 12 olacak. Burası da o yüzden 3, 9 olacak. A üssü T de 3 gelecek. Olay bu. Devam edelim şimdi. Bak orası yine. Şunlar da enteresan yani. Kayıyor. Şimdi gelelim bu üçgene arkadaşlar. Bu üçgende de ne olmuş? Katlama sorusu. Katlarken yine hep söylediğim şey. Zaten katlamaları kesmeleri ayrıca çözüyorum ama bu üçgenlerde de artık yapıyorum biliyorsunuz. Katlama kesmelerde tek noktamız aslında arkadaşlar uzunluk değişmez açı değişmez. İkinci noktamız gerçi tek nokta demeyeyim. Katlanmamış şekli katlayın ya da katlanmış şekli geri açın. Hangisi o an kolayınıza gelirse. Böylece bunu katladım. Katladıktan sonra arkadaşlar şurası A üssü verilmiş. D A üssünün de lütfen 8 olduğunu A e de E A üssüne eşit olduğunu ve 10 olduğunu görmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar yöndeş açıdan dolayı bu alfa ise bu da alfa. Z'den dolayı yine alfa. Ters açıdan burası alfa. Buraya da böyle beta dersek beta. Yöndeş açıdan beta. Z'den dolayı beta. Ters açıdan beta. Buralara aynı açıları taşıyayım ki görün. Tepe açısına da teta dersek mecburen bu da teta olur. Katlamadan dolayı teta olur. A üssü KL soruda lazım olsaydı benzerdir derdik en büyük üçgene. Burada paralelliklerden yararlanacağım bu soruda. Şimdi ağırlık merkezinin nasıl bir katkısı var arkadaşlar? Şöyle ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında böldüğü için bakın burası 8 ise paralelden 4 10 ise 5. Bu buranın 4 olduğunu söylüyor. ikiz kenardan buranın da 4 olduğunu söylüyor. 5 yine ikiz kenardan 5. Bu arada DA üstünü 8 bulmuştuk. 4 kaldı. EA üstünde 10 bulmuştuk. 5 kaldı. Şimdi soruda bize bir de BC'nin 18 olduğunu vermiş. Dikkat. 2'nin 3 oranından dolayı Buradaki DE uzunluğunun da temel benzerlik gereği 2 bölü 3'ten 12 olduğunu atlamayın sakın. Haliyle DE uzunluğu 12 oldu. Orta taban çıktı fark ettiniz mi? 4, 4, 5, 5. Böylece bak 6 oldu. Dörtgenin kenarları 12, 4, 5 ve 6 oldu. Toplamda o zaman 17, 10 daha 27 santim gelmiş oldu. Bakalım şimdi bir tane daha buna benzer bir sorumuz. Ne diye söylemiş bize? Yine bir katlama var arkadaşlar. Katlarken pembe bölgenin alanı 16 verilmiş. ABC üçgeninin alanı soruluyor. Bu arada bu sefer paralellik yok. Ancak paralelliği sana dolaylı olarak söylüyor. Nasıl? Karşılıklı oranlar aynıysa üçgende kesinlikle arkadaşlar bu paraleldir. Sorunun söylemesine gerek yok. Bunlar paralel olmalı. Mecburen zaten. Çünkü iki üçgenin kenarlarının oranı aynı demek. Bu üçgenlerin açıları aynı demektir. Yani bu açı alfa ise bu açı alfa. Bu beta ise bu beta. Ne zaman bu gerçekleşiyor? Paralel. Bir nevi ispatladım bakın size. Haliyle burada artık arkadaşlar yine katlayarak şunu göreceğiz. Katladık. Ne değişmiyordu? Açı. Daha ki soruda yaptık. Z'den dolayı şurası da alfa oldu. İkisi kenar geldi. Burası A oldu. Hatta harf verelim. DD üstü diyelim. Burası A oldu bakın. Yine Z'den dolayı burası da beta oldu. B diyelim. Şuraya da EE e üstü diyelim. EE e üstü uzunluğu da B geldi. Bu arada AD 3A ise DA üstü de 3A'dır. Ne kaldı geriye? 2A. Aynı yorumla 2B oldu. Zaten arkadaşlar ters açıdan alfa. Ters açıdan B. Alfa. B arkadaşlar. Şuraya da C açısı desek. Buraya da C açısı desek. Büyük üçgenin de açıları bakın. Alfa, B, C. Betaymış orası pardon. Küçük üçgenin de açıları. Alfa, beta, C. Böylece birinin betasının karşısı 2A. Öbürünün betasının karşısı 4A. Benzerlik oranı 1 bölü 2 yaptı mı? Alan oranı neydi bunun? Karesiydi. Demek ki küçük 16 ise büyük de 64 olmalı. Bu şekilde bir benzerlik sorusunda yapmış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu 8. soruya. Yine bir grafik sorusu. Ben bu grafik sorularını analitikte de gösterip hatta orada bile benzerlikle çözüyorum. Şimdi zaten konusunda olduğumuz için rahatlıkla benzerlikle çözebiliriz. Siz isterseniz bir matematikle çözmeye çalışın. Yorumlara da yazarsınız ben böyle yaptım diye. Şimdi arkadaşlar burada önce şunu görelim. Temel benzerlik üçgen. Şurası 10 birim olduğu için burası 50 birim olduğu için karşılık oranları aynıdır. Buraya 5A dersen burası da A olur. Şöyle bir e, T diyeyim. To ile O A'nın oranı 1 bölü 5 gelecek. Sonra bu su deposu boşaldığı zaman havuz miktarı da alıyorsun. boşaldığında diğerinin geldiği yeri soruyor. Yani diğerinin aslında şu su seviyesini soruyor. Y eksenin su miktarı çünkü. O soru işaretini nasıl bulacağım? İşte şuradaki kelebek benzerliğinden. Bak sağda taşıyayım. Şöyle arkadaşlar. Burası A noktası. Şuraya bir M diyeyim. Burası M noktası. Bizden burayı istiyor. 60 metre ve 5A'ya A diye bulmuştuk. Kelebek benzerliği 5'in 1 oranı 60'ın da 12 oranı. İşte bu kadar basit. Hiç Temel e, böyle problem yorumlarına falan girmeden hallettik arkadaşlar. Bu soru şimdi zor değil arkadaşlar ama e, çizimlere yaparken, böyle döndürme katlamaları yaparken ana şekil üzerinde çalışmak mantıklı oluyor. Daha iyi görüyorsunuz. İki tane parça ayrılmış. Bu arada bak yanlışlıkla bu değil, yani tam ortadan bölünmemiş görüyor musunuz? Şöyle bir yerden bölünmüş. O yüzden onu görelim. Buna göre düşüneceğiz çünkü. Şimdi ben hazır ana şekil üzerinden düşüneceğim. Bakın şimdi. Bir N noktası var. N noktası ağırlık merkezinden geçecek şekilde şöyle bir doğru çekersem. N noktasından ne yapılmış? Şuraya D üssü demiş. Buraya da E üssü de demiş. Buna bir dik indirilmiş. Fark ettiniz mi? Ve buna MN uzunluğu demiş. Alttaki şekli üste uyarlıyorum daha iyi görmek için. Sonra A'dan da bir tane GE'ye bir Dik indirmiş Gördüğünüz gibi. Böylece arkadaşlar oraya da ne demiş? X demiş. Bitti soru. MN'yi bana 6 vermiş. Kelebek şey. E, kelebekten önce ağırlık merkezinin özelliği 2A'ya A. Kelebek benzerliğinden dolayı da 6'ya 12. Yani temel şekil üzerinde bunu görsen olay biter. Sınavda çıksa böyle bir soru şaşırır mı? Yok şaşırmam. Çünkü buna baktığında bile hani... Aa bu soru zor mu ya falan deyip geçebilen arkadaşlar olur. Böylece eleyici bir soru da olur bu. Her eleyici soru zor soru manasına gelmiyor. Çünkü orada psikolojik savaş gibi de olduğu için bazı arkadaşlarımız orada stresine yeniliyor. Geçiyor sonra bir daha dönerken telaş yapıyor falan gidiyor. Bu sınavda stres yönetimi de çok önemli. Eğer arkadaşlar stresinizle alakalı ciddi probleminiz varsa böyle bir psikologdan ya da pedagogdan artık hani yaş durumuna bakmak lazım. Yardım almak gerekiyor. Çok basit şeyler. Bizim toplumumuzda maalesef bu psikolog olayları eşittir delilik falan diye algılandığı için kendimizde çok basit halledebileceğimiz temel problemleri sırf bu anlayış yüzünden halledemiyoruz. Bakın sınav kaygısı olan, eli aşırı terleyen, Normalde yapıyorum ama sınavda kafayı yiyorum hocam böyle acayip bir atmosfer içine giriyorum diyen arkadaşlar bazen o kadar oluyor ki böyle hani derinlerde yatan çok ciddi sıkıntılar değilse bir iki seansla çözüyorlar öyle düşünün. Abartmayın ama böyle basit çözülebilecek şeylerin de üzerine bu delilik anlaşılır ben ne yaparım falan diye düşünmeden güzelce üzerine gidin. Hayatınızı ilgilendiren bir sınav bunun için ne gerekiyorsa yapın. Eğer psikolojik destekse evet psikolojik destek sadece ders desteği ise sadece ders desteği. Çok kolay bir soru geldi şimdi karşımıza. AC, DB üstüne paralel. Yaptığınızı düşünüyorum ama yapamadıysanız bir ufak şeyi görememişsinizdir. BD şimdi burada 6 birim. Ee, diğer, neyse onu yazacaktım hemen atlamayayım. Sonra sürprizi kaçmasın. BD 6, DE 4, EC de 3 birim. Bu arada paralel verilmiş. Neresi? AC kenarı arkadaşlar. Burada DB üstüne paralel verilmiş. Şimdi kelebek benzerliği var. AC'yi soruyor. AC'yi bulmak için aslında bir nevi db üstünü bilmek lazım. İşte orada da durum ne? Katlayınca bu soruda lazım olmayacak ama yine söyleyeyim. Açı değişmez. Uzunluk değişmez. Bu soruyu ilgilendiren yorumuyla uzunluk değişmez. İşte buradaki db üstünün de 6 olduğunu görecektin. Haliyle db üssü 6. Neden? Şu katlanmamış şekilde kendim de katlayayım bak. Buradaki BD katlayınca buraya geliyor. O yüzden 6 oluyor. Burası dediğim gibi işime yaramadı ama lazım olsa onu bile kullanırdım. Böylece kelebek benzerliği 4'ün 8 oranı 6'nın 12 oranı arkadaşlar B gelmiş oldu. Yine demin buna benzer yapmıştık. Bakalım şimdi. 48 santim verilmiş. EFA üssü bölgesinin ağırlık merkeziymiş. Şimdi buraya bir bakalım. Ee, neyi görmemiz gerekiyor? Son durumda elde edilen e, A'nın büyük üçgenin değil yani. O zaman burası arkadaşlar 2A ise A'dır. Neden? Ağırlık merkezinin özelliği böyle sonuçta 2X e X yapar orayı değil mi? Y diyelim karışmasın. 2Y'ye Y yapar. O zaman katladığında eski haline getirirsen katladığında şuradaki AF uzunluğu da ne olmalı? 3A. Çünkü bakın burası 3 birim. Şimdi burası yine her zamanki gibi önemsediğimiz şey. Bakın alfa yöndeş açılan alfa Açı değişmezden dolayı alfa, z'den dolayı alfa aslında x a'ya eşitmiş. Demek ki burası arkadaşlar 4a eşittir 48'miş. Bu yüzden a 12 oldu. Bu üçüncü model böyle çözdüm. Kafanıza yatmayan bir şey varsa tabii ki yine sorabilirsiniz. Görürsem yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi aslında ya bu soru yani benzerlik zannediyordum ben. Yani o niyetle çözmek istemiştim ama Burada öyle arkadaşlar benzerlik yok gibi ya. Ama ben yine de çözeyim. Hani akılda soru işareti kalmasın çözemeyen arkadaşlarımız için. Ama hani çözdüm hocam benzerlikle hiç alakası yok. Evet haklısınız yani böyle benzerlik sorusu değil yani bu. Şimdi katladığımızda arkadaşlar kağıdı burada neyi göreceğiz? Katlanmamış şekil üzerinde katlayayım bakın. Şu yeşille yaptığım yer bu üstte yeni yeşil yer olacağı için açı değişmez ya. E burada 90 derece aslında 45. 45 arkadaşlar. Uzunluk değişmez. 45 45 93 üçgeninden dolayı bu buna eşit, buna eşit, buna eşit. Burada bir kare oldu. Bunun bize faydası sorunun devamında olacak. Zaten belki orayı görememişsinizdir. 2A, 2A diyeyim ben buraya tamam mı? Şimdi arkadaşlar şu kesilen kahverengi parça aslında burası. Yani onun bir kenarı 2A, bir kenarı 2A. O nasıl yapıştırılmış? Böyle yapıştırılmış. O zaman onun dik kenarı yine 2A. Bu arada bak burasının 2A olduğunu tutma Burası da A, burası da A gördünüz mü? Ve hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen nedir? Şöyle iyice büyüteyim. 30-60-90 üçgeni. Bu yüzden burası ne oldu? 30 derece. Soru bitti. Çünkü zaten ikiz kenar dik üçgen olduğu için bu 45 derecedir. Sonra bu katlama öncesine de gidelim. Katlama öncesinde bakın. Şöyle şuralar 45-45'ti. Ve buradaki bu kahverengi açı 45 derece. O yüzden şuradaki sarı açı da 45 derece. Bundan dolayı buraya geri dönersek artık ne olacak bakın burası da 45 derece olacak. Şurayı zaten demin 30 bulmuştuk. Burası da 45. Böylece arkadaşlar burası da 30 oldu. İki iç bir dıştan dolayı e doğru açı 150 dereceymiş bu kırmızı açı. Dediğim gibi benzerlik yapmadım ama yine de bir göstermek istedim. Şimdi geldik artık son sayfaya, iki tane sorumuz var burada gördüğünüz gibi. Bakalım, yine en boy oranı ile ilgili bir soru. Demiş ki ekran oranı 4 bölü 3, o zaman burası 4K ise burası arkadaşlar 3K. Şimdi 4K çarpı 3K 12K kare eşittir 288, K buradan K kare 24 oldu, K da 2 kök 6 oldu. Türkiye arkadaşlar bir inşaat cenneti olduğu için pardon şurayı bir kapatayım ben. Yani arkadaşlar burada gerçekten artık yani yapılmayan yer kalmıyor. Çok ilginç bir şekilde o yüzden her an her yerden bir matkap sesi duyuluyor çıldırtıcı yani. Şimdi K 2 kök 6 oldu arkadaşlar. 2 kök 6 olduktan sonra ne yapacağız? En boy oranı 4 bölü 3 ya diyor ki ekran oranı korunarak. İşte burada dikkat edeceğin tek şey buranın da 3m buranın da 4m olduğunu atlamamak. Böylece artık 4m neye eşit? Oraya bakalım buradaki 3k'ya eşit. O neye eşit? 6 kök 6. O zaman bunun 4'te 3'ü ne yapar arkadaşlar? 9 bölü 2 kök 6. Bu yeni dikdörtgenin alanı sorulmuş. 9 bölü 2 kök 6 ile 6 kök 6'yı çarpıyorum. 54 çarpı 6 bölü 2 yani 162 oldu arkadaşlar. Bu sorunun da cevabı zor bir soru değil. Yani dikkatli olursak yapabileceğimiz bir soru oldu. Şimdi e, burada da sabitlenmiş iki tane resim çerçevesi verilmiş arkadaşlar. Bu çerçevelerden bir tanesi gördüğünüz gibi düşmüş ve KLMN e, dikdörtgeni diğerine yapışmış N üstü noktasında. Burada buradan yola çıkarak bir yorum yapacağız uzunluklarını da vermiş normalde 25 50 aradaki uzunluk 20 santim 50 santim düştükten sonra k üssü haşın uzunluğu soruluyor bize şimdi e, şekli büyütmek adına şöyle alayım artık sadece buraya odaklanalım e, bu arada bu dikdörtgenlerin ikisi de benzer diye soruda söylüyor onu fark ettiniz mi bazen onlar araya kaynıyor bakın birbirine benzerdir. Şu ifade yüzünden bile yapamamış arkadaşlarımız olabilir. Böyle önemsiz bir ifade değil. Konunun sorunun başında demiştim testin başında pardon. Benzerse bunların oranları aynıdır kısanın uzuna. Şimdi küçük üçgende kısanın uzun oranı ne? 25 bölü 50'den 1 bölü 2 değil mi? O zaman burada da 50'nin yüzü oranı 1 bölü 2 bunu gör diyor. Benzerlikten kastı bu. Bundan sonra normal bildiğimiz benim benzerlik anlatırken de söylediğim şey dik V'den yararlanacağım. Sonuçta şurası 90 derece. Böyle alfa dersen buraya beta dersen burası da beta olur. Burası da alfa olur. Haliyle arkadaşlar şurayı 20 vermişti. 20-25. Ne diyeceğiz? 90'ın gördüğü 25, 90'ın gördüğü 50. Benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. O zaman beta'nın gördüğü 20 ise beta'nın gördüğü ne olur? 2 katından dolayı 40. Toplamda ne kadardı burası? 100 metre. 100 santim. 100 santim olduğuna göre xe de 60 kaldı. Böyle bu olayı da halletmiş olduk arkadaşlar. Benzerlikten güzel böyle 14 tane tadında soru çözdüm size. Çok aşırı abartmadan, çok aşırı kolay da olmadan güzel sorular çözmüş olduk. İnşallah benzerliği de yaptığımıza göre artık arkadaşlar gönül rahatlığıyla dörtgenlerle ilgili kısma geçebilirim. Orada da şunu söyleyeyim. Yeni nesil sorularda açık kenar bağıntısı çözmeyi düşünmüyorum. Çünkü açık kenar bağıntısı zaten Hani sorulursa çok aşırı derecede ÖSYM'nin aşırı derecede sıkıntılı, zor sorduğu bir konu değil. Kitaplarda olduğun maksine. Bir de açık kenardan yeni nesiller üretmek zor. O yüzden ben üçgenlerde yeni nesilleri geçen yıl çözmüştüm. Onlar hazır duruyor. Şimdi siz isterseniz bütün karma üçgenler yeni nesillere bakabilirsiniz. Ben paralel kenar, kare, dikdörtgen şeklinde yeni nesillere inşallah vaktim oldukça devam edeceğim. Bunları pat 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 arka arkaya yapamayabilirim. Sonuçta konularımı bitirdim. Seneye yayacağım. Ne zaman böyle kısmet olursa arkadaşlar bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ee, i̇yi çalışmalar size. Geometride sabır, e, istikrar, azim çok önemli. Bunlara es geçmeyin. İnşallah bir gün geometriyi yapacak hale geleceksiniz. Görüşmek üzere.